Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Exeed VX. Bizim Chery'nin markalarından biri olan Exeed, premium sınıfta yer alan otomobilleriyle yükselişini 6 yıldır devam ediyor. Bu arada gözümden kaçmadı, sedan modeli Star incelemesinde Salih Bey istemişti. Onu da çok yakında tanıyacağız. Salih Bey değil ha, Star'ı tanıyacağız. Ama şimdi biraz daha SUV. Markanın en üstündeki modeli olup lüks de SUV modelinde yer alan VX, tasarım ve özellikleri de tıpkı Tiggo 8, Tiggo 7 gibi alınabilecek bir otomobil. Bir de benden söylemesi, bu en büyük modelin yanında iki tane de ufak model var. Onları da bir an önce tanımamız gerekiyor. Exeed, başta da söylediğim gibi Chery'nin premium otomobil markalarından biri. Chery'nin kendi markasıyla sattığı otomobillerin dahi kalitesi ve performansını artık daha yakından biliyorken, böylesine premium markaların öncüsü olması da beni heyecanlandırıyor. Exeed'de 2017 yılında kurulmasının ardından 2019 yılında mid-size, yani D segmenti lüks SUV segmentine VX'e armağan etti. Bir alt segmentte bulunan modeli RX'i de çok yakında yakından tanıyacağız. Yeni Exeed VX'e önden baktığımızda dev bir panjur görüyoruz. Bu arada şunu sanırım söylememe gerek yok ama VX bizim Tiggo 9 Pro'nun daha lüks ve premium hali diyebiliriz. Bunu tasarımdaki birkaç noktada da daha rahat hissediyoruz. Tamamen led olan bu farları boydan boya kesen bu şerit gündüz ledleri panjuru da ikiye ayırmış. Sinyaller de kaya led olarak düşünülmüş. Burada kocaman bir Exeed logosunu koymuşlar. Altıgen formuyla panjura diyecek söz zaten yok. Bu kadar büyük açıklıkların soğuk kış günlerinde sorun olacağını düşünüyorsanız ben de size aktif panjur özelliklerinin olduğunu söylerim. Köşelerdeki gündüz ledleri ve bu gri renkli eklentilerle birlikte tasarım fazlasıyla heybetli ve karizmatik görünüyor. Şimdi siz söyleyin, bu ön tasarıma tam puan verilmez de neye verilir? Profilde lüksün ve heybetin yanında ucundan bana biraz Volvo XC90 anımsatması biraz özgüvenli geldi. Profilde evet, Volvo XC90 anımsatması ilk bakışa kendini hissettiriyor. 7 kişilik oturma düzeninde etkisiyle böyle alabildiğine SUV olan bu gövdede camların aynı yükseklikte seyretmesini beğendim. Sonuçta dedim ya, 7 kişilik bir otomobil. Profil, önden arkaya uzanan düz omuz çizgisiyle karakterine kavuşmuş. Bence yine şık bir hareket olan bu plastik dodeksiz teker üstleri daha lüks ve premium bir duruş sağlamış. Astronundaki bu parça üstünde de Exeed yazıyor. Elektrikli açılan basamak ve bu gri parça da eklenince manzaralık bir seyir çıkmış ortaya. Böyle dev bir arabanın jantları da dev olur tabii ki. Yeni VX'in jantları standart olarak 245-50-19 inç büyüklüğünde geliyor. Opsiyonel şekilde ise 20 inçlik jantlar satın alabilirsiniz. Renklerinde de premium olan VX'in bu lansman rengi yeşili ve her zaman ilk rengim olan siyah hali fazlasıyla iyi. Bir otomobilin en kritik yerlerinden biri olan arka tasarımda TOG esintileri görmek beni memnun etti. Yeni Exeed VX'in arka tarafına geçtiğimiz anda evet, TOG'a benzer stopları hemen fark ediyoruz. Beni artık biliyorsunuz, ben böyle bir uçtan diğer ucu uzanan stopları her zaman çok beğeniyorum. VX'de bu stopları da benden tam puanı daha ilk anda almayı başardı. Ama derseniz ki ya Sefa kardeşim, Tiggo 9'un arkası mı yoksa VX mi? Ben net Tiggo 9 derim. Ondaki detaylar gerçekten çok daha hoş. Burada kocaman bir rüzgarlı koyulmuş. Bagajın ortasındaki Exeed logosu burayı tamamlamış. Aşağıya doğru indiğimizde tampon uzun bir aradan sonra çok beğendim tasarımların ilk sırasını alır. Şu karizmaya bakar mısınız ya? İki yanda gerçek egzoz çıkışları ve bu difüzörle harikulade bir final yapılmış. Biliyorsunuz elektrikliler çıkınca böyle hoş detayları tekrar görmek bizim gibi arabacıları memnun eder. Geldik şimdi boyutlara. Yeni VX 4970 mm uzunluğunda, yani Tiggo 9 Pro'dan 150 mm daha uzun, tam tamına 15 cm. 1970 mm ile 40 mm daha geniş ve 1978 mm ile Tiggo 9 Pro'dan 89 mm daha yüksek boyutlara sahip. Böyle ağır ağır süzülen devasa bir SUV. Müthiş gerçekten. Dingil uzunluğunda da 2900 mm ile Tiggo 9 Pro'dan 80 mm daha uzun. Biz bu boyutlara tamamız hocam. Geçelim şimdi içeriye. Gördüğüm anda beni kazanmaya başaran konsolu ve iç mekanıyla yeni X1'in iç mekanı garanti sayı. Birazdan fiyat bilgisini verince ağzınızın açık kalacağını şüphem yok. Neden mi? Çünkü böyle bir iç mekanın bu fiyata satılması sizi de şok edecek. Tabii ne yapıyoruz öncelikle? Bizi abone olmadan takip ediyorsanız eğer aşağıdaki abone ol butonuna basarak ailemize katılabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Yeni VX'in bu heybetli kapılarından şöyle bir kapı içlerine bakınca lüks detaylar bizi alıp götürüyor. Tabii nereye götürüyor? Yıldız'a. Evet, Mercedes-Benz kapılarına bir hayli benziyor bu kapı içi.
ve konforun vücut bulmuş hali koltuklar bizi görür görmez mest ediyor. Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı, soğutmalı bu koltukların taba rengi ve baklava deseniyle baldır ve bel desteği kral tahtında yoktur. Bu anlata anlata bitmeyecek koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında teoride 4, uygulamada 2 kollu direksiyon simidini buluyoruz. Daha çok makam otomobillerini görmeye alıştığımız bu direksiyon tarzının üzerindeki dokunmatik tuşlarla ekranlarını yönetiyorsunuz. Yalnız tasarım hem klasik hem de spor. Bu da pek hoş olmuş kesinlikle. Vites seçim kolu da direksiyonun arkasında duruyor. Beğendiğim diğer şey ise bu konsol oldu. Dostlar, ekransız yapamıyoruz artık biliyorsunuz. Eskiden bir ekran hayalini kurarken şimdi ekranların sayısı da 3'e çıktı. VX'de madem lüks olacağız ekransız olmaz diyerek hem konsolun ortasında hem de yolcu tarafında devasa ekranlar koymuş. Konsolun ortasındaki bu ana multimedya ekranı üzerinden kameraya, güvenlik özelliklerine erişebilir, internet bağlantısı üzerinden video izleyebilirsiniz. CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerinde yine bu ekran üzerinden erişebilirsiniz. Yolcu tarafındaki ekran üzerinden de aynı şekilde bir tablet bilgisayar misali eğlence uygulamalarını kullanabilirsiniz. Yani hep söylüyorum, ellerimizde artık cep telefonları bir organ kıvamına gelmişken konsolda ekran olsa ne olur, olmasa ne olur. Hani var mı var demelik bir özellik gibi geliyor bana artık. Bu tasarımdan mütevellit daha yüksek bir şekilde orta konsola bağlanması, ona alt katta biraz daha fazla saklama alanı ve bağlantı ekipmanları fırsatı vermiş. Üste ise sürgülü kapakla gizlenebilen kablosuz şarj standı, USB-A ve USB-C bağlantı girişli, bardaklıklar ve anahtar koymalık bir alan bulunuyor. Bunu da böyle kapatınca ortaya tertemiz bir görüntü çıkıyor. Devamında ise hemen burada elinizin altında start-stop tuşu, onun önünde de dokunmatik 4 flaşör tuşu koyulmuş. Kol dayama içinde de mini bir buzdolabı özelliği mevcut. Dikine şekilde 4 adet 0.5'lik su şişesinin sığabildiği bu alanın işlevsel olduğu kesin. Şu koltukların pofuduklarına bakar mısınız? Ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavanında standart olduğu iç mekanda dokunduğunuz, baktığınız her yer kalite kokuyor. Burada bir de olmazsa olmazımız araç içi kamera da mevcut. Evet, geldik bu delikanlının arka koltuklarına. İlk seat dog aydınlatma kapılarından arka koltuklara doğru geçerken lüks olmanın anlamını bir kez daha yaşıyoruz. Yeni VX, arka tarafta önde olduğu gibi iki kişilik tekli koltuklara yer vermiş. Böyle olunca hem yanal hem de baldır destekleriyle en rahat ve konforlu arka koltuklarda VX'e sahip olacaksınız. Burada havalandırma çıkışları ve okuma ışıklarına yer verilmiş. Üçüncü sıra koltuklar oluşumun daha kolay olduğu iç mekanda gerek diz mesafesi gerekse koltuk kalitesi daha düşük değil. Demem o ki dostlar, uygun fiyata yüz binlerce dolar ödeyeceğiniz birçok SUV'den daha kaliteli bir iç mekana VX'de sahip olabilirsiniz. Yeni Exit VX'in elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında koltuklar normal konumundayken 461 litre hacim kullanılabilir. Arka koltuklara yatırdığınızda ise 1908 litre hacme sahip olabilirsiniz. Bakın buradaki tuşlarla da arka koltuklar elektrikli şekilde kapatıp açılabiliyor. Yani öyle bir de ekstra uğraş vermek zorunda kalmıyorsunuz VX'de. Çok şık hareket. Akıllı sürüş sistemlerinde aklınıza gelen gelmeyen tüm özellikleriyle XV çok iddialı. Kimi takipçilerimizin aklında halen daha soru işaretleri var. Acaba bu Çinli otomobiller günün birinde patlak verir mi? Servisleri ne olacak? Gerçekten güvenli mi gibi bir sürü sorularla boğuştukları gibi bazen kasıtlı bazen de kasıtsız şekilde çevrelerini de etkileyebiliyorlar. Şunu hemen söyleyeyim. Çinliler otomotiv sektörüne yeni gelmediler dostlar. Geri geldiler. Dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahip bir topluluk. Teknolojiyle harmanlanınca ortaya kalite çıktı. Ha, şunu diyebilirsiniz, Çinli demek ucuz ve kalitesiz mal demek. Bu iş pek de öyle değil. Her bütçeye uygun ürünü üretebilecek kapasiteye sahip bir topluluktan kendi tüccarlarımız ucuz ve dandik malı alıp getirdi diye Çinli ürünler dandik olamaz. Bu da böyle biline. Neyse, bu konunun üzerine konuşacağımız yeni Golf videosu da yakında yayında olur. Bir göz atabilirsiniz, belki sizin de söyleyecekleriniz vardır. Dönelim VX'e. CNCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başaran VX, darbelere ultra dayanıklı çelik gövdeden oluşuyor. Hem yolcu hem de şoför hava yastıklarına ek olarak boydan boya yanları koruyan yan hava yastıkları standart. Bunlara ek olarak standart olarak gelen sürücü destek sistemleri içinde kör noktanıza kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıkları size gösteren kör nokta uyarı sistemi. Sadece şoför kapısını açarken değil, arka kapıları da açarken kör noktanızdan gelen araç, bisiklet ve yayalara karşı sizi sesli ve ışıklı şekilde uyaran kapı açma uyarısı. Beni felaket şekilde memnun eden, otomatik şekilde yaran uzun farlarla seyahat ederken karşınızdan gelen aracı karanlık bölgede bırakarak sürüşü tehlikeye atmayan uzun far sistemi, olası kazalara karşı fren yapan önden çarpışma önleyici, hızınızı trafiğin akışına göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici, yoğun ve sıkışık trafikte sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmadan dur kalk yapmanızı sağlayan yoğun trafik asistanı, şerit takip asistanı,
asistanı, trafik şartlarını tanıma sistemi, 360 derece kamera sistemi ve keyifli bir sürüş deneyimi yeni Exit VX'te sizi bekliyor. Bizi memnun edecek 1.6 litrelik motor seçeneği ve performans verileriyle yeni VX hem Avrupa'da hem Türkiye'de kesinlikle çok tercih edilir. Evet dostlar, aranan kan bulundu. Tiggo 9 Pro'da dahi olmayan 1.6 litrelik motor VX'de mevcut. Buna karşın satışta olduğu ülkelerde ağırlıklı olarak 2 litrelik versiyonuyla alıcı buluyor. Bizim vergisel nedenlerle özel ilgi alanımıza giren 1.6 TGDI motordan 194 beygir güç, 290 Nm tork üretiliyor. Gerçekten etkileyici bir güç. 7 ileri çift kavrama otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motor, başta dediğim gibi sadece bir opsiyon. Ana motorumuz 2.0 TGDI motor. 261 beygir güç, 400 Nm tork üreten bu motor, bu kasaya da en çok yakışan güç değerlerine sahip. Aynı şekilde 7 ileri çift kavrama DCT şanzımanla gelen VX, 100 km'de ortalama 8.5 litre yakıt tüketiyor. Hiç fena değil. 65 litrelik yakıt tankına sahip olduğunu da söyleyeyim. Maksimum hızı ise 185 km saat olarak belirlenmiş. Tamam, yollardaki hız sınırlarının çok üstünde fakat böyle limitlenmesi bazılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Geldik fiyata. Yeni Exit VX hali hazırda satışta olduğu Çin'de 31 bin dolardan alıcılarını bulurken Katar'da 39 bin dolara etiketlenmiş durumda. Dostlar, 40 bin dolara Avrupa'da C segment hatchback otomobiller var. Nereden nereye? Sizce yeni VX Türkiye'de kaç bin dolardan satışa çıkar? Yeni Exit VX'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni VX'i gerçek anlamıyla harbi harbi çok beğendim. Ki bu otomobil için fazlasıyla iyi özellikler bunlar. Hatta iyinin de ötesinde. Peki siz yeni VX hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni VX hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.